Arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 12. testimizdeyiz. Bitmek üzere 20 tane zaten testimiz var. Şimdi yine sitoplazma ve organellerle ilgili testimiz. Bundan sonra da hücre zarında madde geçişlerine geçeceğiz. Diyor ki yukarıda verilen olayların tamamında görevli olan organel hangisidir diye sormuş bize. Bakalım. Endoplazm retikulumda üretilen maddelerin depolanıp paketlenmesi. Bakın paket diyor burada. Glikoprotein ve lipoprotein üretimi dikkat ederseniz bakın burada bir birleştirme olayı var. Glikozla proteini birleştirmiş, lipitle proteini birleştirmiş ve lizozomların oluşumu demiş. Arkadaşlar bunu yapan kimdir? Tabii ki Golgi'dir değil mi? Golgi deyince aklımıza salgı paket geliyordu. Dolayısıyla cevabımız Adana şıkkı olacak. Mitokondrinin görevi nedir? Mitokondri hücre içinde enerji üretiminden görevli bir organelimizdir. Ribozom protein sentezinde görevlidir. Kloroplast fotosentez yapan organeldir arkadaşlar. Peroksizom ise hidrojen peroksit dediğimiz H2O2 dediğimiz zehirli bir molekül vardır. Bu molekülü zehirsiz hale getiren organelimizdir arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı Golgi cisimciği olur. İkinci soru. Kontraktil kofu ile ilgili hangileri doğrudur? Neydi arkadaşlar kontraktil kofu? Şimdi dedim ki size tatlı sularda yaşayan canlılar deyince aklınıza kontraktil koful gelecek dedim. Kontraktil koful şu. Tatlı suda yaşayan tek hücreli ökaryot olan protistalar var. Bu protistaların arkadaşlar işte bu dediğim gibi tatlı sularında yaşayanlarda kontraktil koful dediğimiz bir koful vardır. Bunun görevi şudur. Vücuda giren yani hücreye giren fazla suyu depolar ve bu suyu ATP kullanarak dışarı atar. Çünkü tatlı sularda sürekli hücrelerin içerisine su girer arkadaşlar. Hani bu ozmoz difüzyondan dolayı ozmoz kurallarına göre su çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere giriyor. Şimdi şöyle düşünün mesela bir paramesyum düşünün. Şöyle paramesyum. Paramesyum nerede yaşıyor? Tatlı sularda yaşıyor. Şimdi tatlı su demek yoğunluğu az olan yani hipotonik ortam demektir arkadaşlar. Yoğunluğu az olan ortam. Şimdi hipotonik ortam olduğu için ve paramesyumun içi ise gayet yoğun bir ortamdır. Hipertonik bir ortamdır. Burada su miktarı fazla olduğu için ne oluyor? Su buradan hücrenin içerisine giriyor. Bu hücre de fazla suyu aldığı zaman ne yapacak? Bir süre sonra patlayacak. Bunu önlemek için kontraktil koful dediğimiz kofullarda şöyle bir yapıdır. Kofullarda su depo ediliyor. ATP harcanarak su dışarıya atılıyor. Diyor ki tatlı suda yaşayan ökaryot tek hücreli canlılarda bulunur. Bu doğrudur. Hücrede su homeostasini sağlamada görevlidir. Zaten ne dedik? Fazla suyu dışarı atıyor. Homeostasi ne demek de iç denge değil mi? Yani suyun iç dengesini sağlar. Doğrudur. Gerçekleştirdiği olayı ATP harcamadan yapar demiş. Yanlış arkadaşlar. ATP'yi harcayarak yapar. Cevabımız ne olacak? Ceyhan şıkkı 1 ve 2 doğru olur. Üçüncü sorumuz. Hücre iskeleti ile ilgili hangisi yanlıştır? Hücre iskeletinde hangi yapılar vardı? Mikrotübül, mikrofilament ve arafilament. Diyor ki özel proteinlerin oluşturduğu ipliksi ve tüpsü yapılardır. Doğru arkadaşlar. Hepsinin yapısı proteinden oluşuyor. Hücre bölünmesi, egzostoz, endostoz olaylarında görevleri vardır. Doğru. Hücre bölünmesi sırasında mikrotübüller ipliklerini oluşturuyor. Egzostoz ve endostoz olaylarında ise arkadaşlar yalancı ayak oluşumu gözleniyor. Bunu da mikrofilamentler sağlıyor. Dolayısıyla bu da doğrudur. Hücre çekirdeği ve organellerin hücre içinde sabitlenmesini sağlar demiş. Doğru arkadaşlar. Organellerin sabitlenmesini, hareket etmesini falan sağlıyor. Hücre iskeletini oluşturan elemanlar oluştuktan sonra hücre ölünceye kadar sabit kalır demiş. Arkadaşlar böyle bir durum yok. Sonuçta onlar da hücre içinde belli görevlere sahip ve bu görevleri yaptıktan sonra bazıları yıpranabiliyor, deforme olabiliyor. Dolayısıyla parçalanıp yeniden yapılabilirler, sabit kalmazlar. Yanlış olan şıkkımız D şıkkı. Sil, kamçı ve hücre duvarı oluşumunda görev alırlar. Bu da doğrudur. Sil ve kamçı zaten hareket etmeyi sağlayan yapılardır. Dolayısıyla bunların oluşumunda da yine mikrofilamentler görevlidir arkadaşlar. Cevabımız denizli şıkkı olur. Dördüncü sorumuz. Kromoplastlarla ilgili kromoplast neydi? Bir plastit çeşidiydi ve bitkiye kırmızı, sarı, turuncu gibi renkleri veriyordu arkadaşlar. Diyor ki çiçeklerin taç yapraklarında bol miktarda bulunur. Çiçeklerin taç yaprakları renkli olan yapraklardır arkadaşlar. Şöyle düşünün bakın şu bir çiçek. Çiçeğin bu dişi organı. Şunlar da erkek organı. Daha sonra bu etrafında şöyle renkli olan kısımlar vardır arkadaşlar. Bir de şöyle
daha küçük olan yapraçıklar vardır. Bu küçük olan yapraçıklar yeşil renklidir zaten. Biz bunlara çanak yaprak diyoruz. Renkli olan kısmı ise arkadaşlar şöyle genelde renkli olan kısımlardır. Dikkat çekmek için bunun sebebi de budur. Böceklerin dikkatini çekerek tozlaşmayı kolaylaştırıyor. İşte biz bu yapılara da ne diyoruz? Taç yaprak diyoruz. Taç yaprakların renkli olmasını kromoplastlar sağlar. Bu doğrudur. Turuncu renkli olan ksantofil pigmenti taşır. Arkadaşlar ksantofil turuncu değil sarı rengi oluşturur. Bakın 3 tane renk var bunlardan. Birisi likopendir. Likopen. Likopen kırmızıyı oluşturuyor. Birisi ksantofildir sarıyı oluşturuyor. Bir de karoten vardır. Karoten bakın karottan aklınıza gelsin. Karot ne demek İngilizce'de? Havuç demek değil mi? Havucun rengi ne? Turuncu. Dolayısıyla karoten de neyi oluşturuyor? Turuncu rengi oluşturuyor. Dolayısıyla bu yanlış. Bazı kloroplastların dönüşümü ile olur. Doğrudur arkadaşlar. Kloroplastlar zaten yeşil renkli. Çünkü içerisinde klorofil vardır. Bu kloroplastların dönüşümü sayesinde sarı, kırmızı, turuncu gibi kromoplastlar oluşabilir. Dolayısıyla doğrudur. Cevabımız Ceyhan şıkkı 1 ve 3 olur. Beşinci soru. Ribozom organeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hücrelerin en küçük ve zarsız organelidir. Doğru arkadaşlar. Hücrelerin en küçük zarsız organeli. Büyük ve küçük olmak üzere iki alt birimden meydana gelir. Bu da doğrudur. Hatta bu büyük ve küçük alt birim protein sentezi olacağı zaman birleşiyor. Ökaryot hücrelerin ribozomları prokaryot hücrelerin ribozomlarından daha küçüktür demiş. Şimdi bakın. Ökaryot hücrelerin ribozomları 80 S büyüklüğünde. Prokaryot hücrelerin ribozomları ise arkadaşlar 70 S büyüklüğündedir. Dolayısıyla daha küçüktür diyemem. Daha büyüktür çünkü. Prokaryot hücrelerde sitoplazmada serbest halde bulunur. Doğru. Ribozomlar salgı yapan hücrelerde sayıca daha fazladır. Şimdi salgı yapan hücrelerde sayıca daha fazla doğru. Çünkü salgı demek protein demektir. Yani enzim mesela enzimler protein yapılır. Diğer salgılar protein yapılı olabilir. Dolayısıyla salgı yapan hücrelerde daha fazla olabilir arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olacak. Altıncı soru. Şekilde kloroplast organelinin bazı kısımları numaralandırılmıştır diyor. Numaralanmış kısımlarla ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi bakın hemen numaralanmış kısımları yazalım. Şöyle ben yakınlaştırayım iyice görelim şekli. Bakın burada bir numaraya baktığınız zaman bir numara bakın içerideki sıvıyı gösteriyor. Bir numara nedir? Stroma. İki numaraya bakıyorum. Bakın iki numarada küçük tanecikleri göstermiş. Bu küçük tanecikler nedir arkadaşlar? Tabii ki ribozomlardır. Ribozom. Üç numaraya bakıyorum. Bakın halkasal bir yapıyı gösteriyor. Bu halkasal yapı nedir? DNA'dır. Dört numaralı yapıda arkadaşlar tilakoid dediğimiz yapılardır. Fotosentezin gerçekleştiği yer tilakoid dediğimiz yapılar ve stroma dediğimiz yapıdır arkadaşlar. İkisinde gerçekleşir. Diyor ki bir numaralı kısım kloroplastın stromasıdır. Evet bir numara için stroma yazdık. Bu doğru. İki numara protein sentezini yapan ribozomdur. Evet iki numara ribozom doğru. Üç kloroplastın çekirdek kontrolü dışında çoğalmasını sağlayan DNA'dır demiş. Şimdi üç çoğalmasını sağlayan DNA doğru ama çekirdek kontrolü dışında demesi yanlış arkadaşlar. Çekirdek kontrolünde gerçekleşir çoğalma olayı. Bu normalde yanlış ama dursun diğerlerine de bakalım tabii ki. 4 diyor üst üste gelerek grana adı verilen yapıları oluşturan tilakoiddir. Evet 4 için tilakoid dedik. Tilakoidler üst üste gelerek granalar oluşturuyor. Doğru. 4 numaralı yapı klorofil pigmentini taşır. Doğru arkadaşlar. Fotosentez konusu sizin için ağır bir konudur. Yani 12. sınıf konusudur. Dolayısıyla burada hani çok fotosentezin detayına girmek istemiyorum ama TET için dinleyen arkadaşlarımız da var hani AYT'ye girecek olanlar. Şöyle söyleyeyim. Fotosentezin iki tane evresi var. Işığa bağımlı evre ve ışıktan bağımsız evre. Işığa bağımlı evre dediğimiz evre tilakoidlerde gerçekleşir ve klorofil pigmenti kullanılarak gerçekleşir. Klorofilden elektron ayrılır. Üretilen enerji sayesinde ATP üretilir. Dolayısıyla burada klorofil pigmenti taşır demesi doğru olur arkadaşlar. Yanlış olan şıkkımız C şıkkıdır. Cevabımız C şıkkı olur. Yedinci soru. Bitki hücrelerinde plastiklerin birbirine dönüşümü ile ilgili aşağıdaki şema çizilmiştir. Diyor ki buna göre ABC için hangileri yanlıştır? Şimdi arkadaşlar bakın lökoplast ne yapmış? Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Kloroplast yeşil renkli olan değil mi? Fotosentezin gerçekleştiği yapı. Kromoplast sarı, kırmızı, turuncu renkleri olabilen bitkiye renk veren yapı. Lökoplast ise arkadaşlar nişasta yağ gibi moleküllerin depo edildiği
renksiz olan organeldir. Ve bunlar birbirlerine dönüşebiliyorlar. Diyor ki A'da klorofil sentezi görülür. Bakın lökoplast kromoplasta dönüşmüş. Şimdi kromoplasta klorofil var mı? Yok. Klorofil nerede? Kloroplastta. O zaman B'de klorofil oluşumu görülür. A'da görülmez. Bu yanlıştır. Patatesin yeşermesi B olayını örnektir. Şimdi patatesin içerisinde ne var? Bol miktarda nişasta. Nişasta nerede depo ediliyor? Lökoplastlarda depo ediliyor, değil mi? Dolayısıyla lökoplastın kloroplasta dönüşümü demek, yani B olayında klorofil sentezi görülür ve arkadaşlar patates yeşerir. Dolayısıyla buna örnektir, doğru. C'de karoten, ksantofil ve benzeri birikimi olur. Şimdi C'ye bakıyorum. Kloroplast kromoplasta dönüşmüş. Kromoplastta hangi renkler vardı? Sarı, kırmızı, turuncu renkler vardı, değil mi? Karoten turuncu, ksantofil sarı. Evet, bunlar birikecek ki kromoplast oluşsun. Dolayısıyla bu da doğrudur. Yanlış olanı sorduğu için cevabımız ne olur? Yalnız bir A şıkkı olur arkadaşlar. 8. soru. Aşağıda verilen organellerden hangisi tüm ökaryot hücrelerde ortak bulunmaz demiş. Bakın tüm ökaryot hücrelerde ortak bulunmaz. Şimdi çekirdek bulunmak zorunda. Mitokondri enerji ürettiği için bulunmak zorunda. Golgi cisimciği salgı paket yapıyor, bulunmak zorunda. Endoplazmik retikulum da aynı şekilde. Ama sentrozom arkadaşlar bulunmaz. Bitkilerde mesela sentrozom yoktur. Çünkü sentrozomu gelişmiş yapılı bitkiler diyeyim aslında. Genç bitkilerde görülebiliyor. Yani gelişmemiş yapılı genç bitkilerde görülebiliyor ama gelişmiş yapılı bitkilerde sentrozom yoktur. Sentrozomun görevini bitkilerde mikrotübüller yapar. Yani hücre iskeletini oluşturan mikrotübüller yapıyor. Sentrozom hayvanlarda bulunan, hayvan hücresinde bulunan bir organeldir. Gelelim 9. sorumuza. Metabolizma küçük moleküllerden büyük moleküllerin sentezlendiği anabolizma ve büyük moleküllerin daha küçük moleküllere ayrıştırıldığı katabolizma olaylarının tamamıdır. Anabolizma neydi? Yapım olayı, katabolizma da yıkım olayı. Diyor ki buna göre verilen organellerden hangilerinin faaliyeti anabolizma olarak nitelendirilebilir? Şimdi anabolizma dediğine göre biz ne arayacağız? Yapım olayı arayacağız. Şimdi ribozom ne yapıyor? Protein sentezliyor. Protein sentezliyorsa o zaman yapım mı gerçekleştiriyor? Evet, o zaman ribozom olur. Lizozom arkadaşlar hücre içi sindirim yapıyor. Sindirim nedir? Bir yıkım olayıdır. Dolayısıyla lizozomun yaptığı olay katabolizmadır, anabolizma değil. Kloroplast ne yapıyor? Fotosentez yapıyor, değil mi? Fotosentez nedir arkadaşlar? Sonuçta sentez aslında. Sentez ne demek? Üretmek demek. Ürettiğine göre o zaman bu da yapım olayıdır. Golgi aygıtı ne yapıyor? Salgı yapıyor, paket yapıyor. Daha sonra mesela glikoprotein, glikolipit gibi molekülleri sentezliyor. Bakın yine sentez dedim. Dolayısıyla Golgi aygıtının yaptığı da nedir? Bir anabolizmadır. Cevabımız 1-3-4 şeklinde olur. Burada bakın anabolizma olaylarına kısaca siz sentez olayları diyebilirsiniz. Ama anabolizmada, yani bu sentez olaylarında sadece ATP sentezi hariç diyeceğiz. Çünkü ATP sentezi hücresel solunum sonucunda gerçekleşiyor. Hücresel solunumda da besinler parçalandığı için ATP sentezini biz katabolizma olarak alıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi besin parçalandığı için. ATP sentezi hariç diğer sentezler nedir? Anabolizmadır. Tamam mı? Unutmayalım. Katabolizma olayları ise nedir? Katabolizma olayları da sindirim ve solunum olaylarıdır arkadaşlar. Sindirim ve solunum. Mesela sindirim içerisine hidrolizi alabilirsiniz. Hidroliz de nedir? Su ile parçalama olayıdır. Dolayısıyla sindirim, solunum, hidroliz gördüğünüz zaman katabolizma. ATP sentezi hariç sentez gördüğünüz zaman da anabolizma diyeceğiz. Peki ATP sentezini nereye alacağız? ATP sentezi solunumun bir sonucu olduğu için katabolizma olayına alacağız. Gelelim diğer sorumuza. Soruyu cevapladık, değil mi? Evet. Hücre çekirdeği ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Tüm ökaryot hücre çeşitlerinde bir tane çekirdek bulunur demiş arkadaşlar. Şimdi bakın bu yanlış olur. Neden yanlış olur? Çünkü mesela bizim çizgili kas hücrelerimizde çok çekirdek var. Mesela kalp kas hücrelerimizde yine bir ya da iki çekirdekten oluşan hücreler var. Dolayısıyla tüm ökaryotik hücre çeşitlerinde bir tane çekirdek bulunur demesi yanlış olur. Bölünmeyle oluşan yavru hücrelere kalıtsal bilginin aktarılmasından sorumludur. Evet, hücre çekirdeğinin içerisinde DNA bulunduğu için mecburen yavru hücrelere ne yapıyor? Kalıtsal bilgiyi aktarıyor. Bundan sorumlu. Bu doğru. Hücre bölünmesi esnasında çekirdek de bölünür. Doğru arkadaşlar. Hücre bölünmesi esnasında çekirdek de bölünür. Ama bakın şöyle de bir durum var. Bazen çekirdek bölünmeyebilir arkadaşlar.
Pardon, sitoplazmayla karıştırdım ben. Evet, bu doğru olacak. Hücre bölünmesi sırasında çekirdek de bölünecek arkadaşlar. Doğrudur. Cevabımız ne olur? 2 ve 3 Edirne şıkkı olacak. 11. soru. Aşağıda çekirdek zarı ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Granülsüz endoplazm retikulum tarafından oluşturulur demiş. Çift katlı olup iki zar arasında boşluk bulunur. Üzerinde ribozom bulunur. Porların büyüklüğü ribozom alt birimlerinin geçebileceği büyüklüktedir. Hücre bölünmesi sırasında eriyerek kaybolur. Şimdi arkadaşlar, bir kere E şıkkından başlayalım. Hücre bölünmesi sırasında eriyerek kaybolur, doğru. Neden? Çünkü çekirdek zarı şöyle bir durumu var. Çekirdek zarının içerisinden, çekirdeğin içerisinde DNA olduğu için çekirdek zarı eriyor ve arkadaşlar DNA kendisini eşleyerek rahatça hareket edebiliyor. O yüzden hücre bölünmesi sırasında eriyerek kaybolur dediği doğru. Porların büyüklüğü ribozom alt birimlerinin geçebileceği büyüklüktedir. Bu da doğrudur. Çünkü bazen protein sentezi çekirdeğin içerisinde gerçekleştiriliyor. Bu da doğru. Üzerinde ribozom bulunur. Evet, çekirdek zarının üzerinde ribozom bulunabiliyor. Çift katlı olup iki zar arasında boşluk bulunur. Bu da doğrudur. Ama granülsüz endoplazmik retikulum tarafından oluşturulur demesi yanlış olur arkadaşlar. Bu çekirdek zarı Golgi tarafından, granüllü endoplazmik retikulum tarafından üretilir. Çünkü çekirdek zarının yapısında da aynı şekilde işte fosfolipitler falan var. Bu yüzden de oluşumunda hem Golgi hem de granüllü endoplazmik retikulum görevlidir arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı olacak. Ve son sorumuz. Diyor ki, hücre çekirdeği ve kısımları ile ilgili diyor. Hangileri doğrudur? Bakalım. Çekirdek sıvısının yoğunluğu sitoplazmadan daha azdır demiş. Arkadaşlar, sitoplazmadan daha az değil, daha fazladır. Yani çekirdek sıvısı daha yoğundur sitoplazmaya göre. Dolayısıyla bu yanlış. Çekirdekçikte ribozomların büyük ve küçük alt birimleri sentezlenir. Doğru. Ribozomlar RNA üretiliyor. Proteinler de üretilerek bağlanıyor ve büyük küçük alt birimler sentezleniyor. Doğrudur. Nükleik asit ve proteinden meydana gelen genetik materyale kromatin adı verilir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Kromatin dediğimiz yapı nükleik asit, yani DNA ve histon proteinleri dediğimiz proteinden oluşuyor. Biz buna da kromatin diyoruz. Cevabımız ne olacak? Doğru olanı sorduğu için 2 ve 3 olur Denizli şıkkı. Evet, böylece bitirmiş olduk bu testimizi de. Sonraki testte görüşmek üzere. Hoşça kalın.